Herkese merhaba. Bürüz'den selamlar. Uzun süre sonunda öteledik ama Belçika'ya geldik. Evet, bayağıdır gelmek istiyorduk. Sürekli önlemler değişiyordu. Şimdi biraz daha rahatladığı için gelebildik. Hoş biz buradayken yine değişti. İyi ki de bu aralar gelmişiz. Şu anda gördüğünüz gibi günün tam ortasındayız. Burası da en işlek meydanı. Yani merkezinin de merkezi Bürüz'ün. Evet. Her yer bomboş. Neredeyse hiç turist yok, hiç İngilizce duymuyoruz. Başka dillerde de pek duymuyoruz. Hollandaca dışında ya da Flamanca dışında. Tek tük güneyden gelen Fransızca konuşan Belçikalılar var. Bugün beraber gezeceğiz, bot turu yapacağız, sokaklarını gezeceğiz. Aslında burada birkaç tane de müze var ama hiç müzeye giresimiz yok bizim şu an. Dışarılarda takılmak istiyoruz. O zaman başlayalım. Dün akşam yemeği Cambrinus diye bir restoranda yedik. Buranın hani lokal yemeklerini yapan da bir yer. Umarım öyle okunuyordur bu arada, yani Flamanca çok emin değilim. Cambrinus falan olabilir, bilmiyoruz. İsmi burada. Yine bu bölgeye özel bir yahni, yanında patates kızartmasıyla ve bir sürü bira seçeneği olan, tabii ki Belçika'da olduğumuz için evet. Birçok mekanda böyle. Yani 400'den fazla bira seçeneği vardı. Dolayısıyla yemek değil de bira seçmek daha zordu mekanda. Aynen öyle. Bu arada patates kızartması harici olan bütün yiyecekleri beğendik. Belçika'da patates kızartması nasıl kötü olur diyen için de açıkçası biz de aynı şeyi düşünerek sorduk. Yani kötüydü, neden böyle diye. Dediler ki çok meşhurdur patates kızartmamız. Nasıl beğenmediniz acaba dediler. Anne patatesi olarak değerlendirirsek güzeldi bence. Bence bugün bunun telafisini yapmamız lazım. Burada çok fazla tabii patates kızartması yapan yer var. Artık kahvaltıcıya doğru gidelim. Ve geldik. Şurada arkada açık yeri var. Umarım orada yer bulabiliriz. Yumurtayı patlatabilir miyim? Dakikalardır. Biraz fazla pişirmişler. Neyse şöyle kendi şeyimle, çabamla. Evet, giriyorum Onurcuğum. Şöyle hatta ortadan gireyim, paylaşalım. Buranın olayı tabii ki böyle güzel ekmekler üstüne. İşte peynirler, yumurtalar, avokadolar. Mutlu musun? Evet. Ekmeği falan çok başarılı. Şu an St. John Hastanesi'ndeyiz. Burası Avrupa'nın en eski hastanelerinden biri. Şu an müze olarak içi gezilebiliyor. Aynı zamanda içinde bir sürü sanat eseri de var. İlginizi çekerse Bürüz kartıyla da burayı ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz. Thank you.
Şimdi herhalde Brüj'ün en sakin yerlerinden birine geldik. Bechenhof'tayız. Umarız ismini doğru söylüyoruzdur. Burası rahibe veya işte evlenmek istemeyen kadınların gelip yaşadığı bir manastır aslında. Oranın bahçesindeyiz. Şöyle etrafta bütün evler görüyorsunuz. Onların yaşadığı alanlar. Bu arada burada eskiden yaşam nasılmış diye merak ediyorsanız örnek bir ev var müzeye dönüştürülmüş durumda. Orayı da gezebilirsiniz. Oteldeki adam dedi ki bu köprüye gidin özellikle gün batımında. Orada öpüşün aşkınızın sonsuza kadar devam eder dedi. Köprünün hemen köşesinde gördüğünüz kule şu an bir sanat eseri haline getirilmiş durumda. Brüj Triennale diye bir... Biennale'in herhalde 3 senede bir yapılalı. Dolayısıyla şehrin belli bölgelerinde böyle sanat eserleri var. Bu arada... Gibi aşkını sonsuzlaştırmak isteyen grup burada. Kimse öpüşmüyor ya, öpüşseniz de. Çift çok az işte. Manzara şekil. Hiç öpüşen yok, canım çok sıkıldı şu an. And most of these steps are being dealt with on a second site. Yeah, we need a second site, logistical platform. Eğlenceli bir turdu bence. Yaklaşık 40-45 dakika kadar sürdü. Yani bir Heineken Experience'la kıyaslayınca bence çok iyiydi. Çok daha butik bir tur, çok daha böyle gerçekten size süreçleri anlatıyorlar içeride ve bütün sorulara cevap verdiler. Bu arada buranın birasını Brüj'ün şu an her yerinde bulabiliyorsunuz. Turun sonunda da şu an bira ikramları var biletle beraber. Hatta böyle filtresiz, hiç yani direkt hattan çıkan birayı deneme imkanımız yani olacak. Boru hattına birazdan vermeyip burada bir miktarını tutuyorlarmış. Onu deneyeceğiz. Değişik bir koku var burada. Evet. Gerçekten ayak gibi kokuyor. Söylemek istemedim ama... Bir de tripo var ama o biraz... Sert olabilir. Sert olabilir. Thank you. Şeyde... Ta ta ta, follow the beer. Church of Our Lady'ye girdik. Kaç para verdik girişine? 7 euro verdik. Kişi başı. Michelangelo'nun İtalya dışında bulunan tek eseri burada. Meryem ve İsa'nın olduğu bir heykel var. Onun için geldik. Şimdi onu arıyoruz. Her adım başı birer tane şapel var. Sürekli arkada bir müzik var. Bayağı mistik bir ortam yani. Az önce burayı hangi kesede olduğumuzu fark etmeden çektik. Şu an nerede olduğumuzu biliyoruz en azından. Ya bunun da sebebini açıklayayım. O kadar çok kilise var ki, adım başı kilise var gerçekten. Bazen böyle giriyoruz. Burası hangi kiliseymiş, ismi neymiş diye oluyoruz yani. Bu en büyük sebebi bu. Şuraya giriliyor onlar ama. Sonunda bulduk galiba. Evet, bence bulduk. Yani çok yaklaşamayacağımız yazılmıştı ama. Yeterince yaklaşabiliyoruz. St. Peter's Bazilikası'ndan çok daha fazla yaklaşabiliyoruz buraya. Gene de çok değil yani. Arada var bir 20 metre. Zaten cam bir muhafazanın arkasında. Tahminimce o bazilikada olanlardan sonra bunlar da korumaya alınmıştır. Michelangelo'nun İtalya dışındaki tek eseri buymuş. Tur yarım
saat kadar sürüyor. Başladığınız noktada geri bırakıyor. Yani zaten belli noktalarda çıkmaz sokak kanal. Dolayısıyla çıkmaz sokağa ulaştığında geri dönüyor. Biraz sağa gideceğiz, biraz sola gideceğiz. Sonra da başladığımız noktada ineceğiz. Bu arada bu turu satın alabileceğiniz birkaç yer var. Hepsi de hemen hemen bence aynı gibi. Tekneleri bile birebir aynı. Sadece başlangıç noktası farklı. Başlangıç noktası farklı. Tekneyi kullananların üniforması veya kafasındaki şapka farklı. Bu kadar yani. Onun haricinde her şey aynı. Muhtemelen anlattıkları şeyler de aynıdır. 10 euro verdik kişi başı. Hava güzelken de güzel bir aktivite. Bence tek sıkıntısı çok bekledik. Hani ki sabah demiştik yani şu an bürüş boş aslında normale göre. Burası bence Bruges'ün böyle en tatlı yerlerinden bir tanesi. Yani burası en çok fotoğraflanan nokta. Evet yani şu an şehrin çeşitli yerlerinde bu arada böyle inşaat çalışmaları olduğu için bu vinci görmezden gelin. Şurası, parmağımla gösterebiliyorumdur umarım. Buranın böyle en ünlü biracılarından bir tanesi. Bugün gitmeye çalışacağız. 2BE diye bir yer. Bu arada şu arada bir arkadaş var, onu da göster istersen. İleride hemen 2BE'nin arkasında birkaç kişi var. Oradan bir manzara noktası var. Ücretsiz bir şekilde görebileceğiniz bir nokta. Ya da şu sağ taraftaki kafeyi tekrar az önce duyulmamış olabilir. Küçük Venedik kafenin ismi. Oradan oturup da bu manzarayı karşı bir şeyler içebilirsiniz. Burada da Hazreti İsa'nın kanının olduğu bir bez parçasının saklandığına inanılıyor. Yani böyle bir metal bir şeyin içindeydi ama hani yani var mıdır yok mudur biz bilemeyiz. Hristiyanlar tarafından oldukça önemli bir yer. Yani içeride şimdiye kadar hani gördüğüm en yoğun dini hislerin olduğu kiliselerden birisiydi, evet, bence. Evet, aynen öyle. Herkes böyle mum yakıp çok sessiz bir şekilde oturuyordu. Enteresan yani. Girişi de ücretsiz. Eğer ilginizi çekerse zaten çok da merkezi bir yerde. Hemen Markt'ın arka tarafında kalıyor. Belediye binasıyla yan yana zaten. Hayalini kurduğum yere geldik. Old Chocolate House'dayız. Sıcak çikolata içeceğiz şimdi. İkimiz de farklı söyledik. Ben klasik olanı söyledim. Hatta çok tatlı olabileceğini söyledikleri için hem bitter hem sütlü çikolatayı beraber getirdiler. Onu tuzlu karamelli söyledi. Şimdi yapıyorum seremoniyi. Ta 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 ta. Bunu bunun içine atacağım. Atıyorum. Atamıyorum. Aa, atamıyorum. Hazır mıyız? 1-2-3. Sonra bunu karıştıracağım. Çok güzel konsept. Erisene! Sanıyorum benimki eridi. Kaşıkla mı içmemiz gerekiyor? İstiyorsan kafaya dikebilirsin. Ben kafaya dikerim bunu ya. Beş iştepliyim ben. Benim böyle bir fotoğrafım vardı. Onun aynısını çekelim. Bunun kötü olma ihtimali yok ya. Şu hali bile tatlı bu arada benim için. Şu an videoyu kapatmaya geldik. Başladığımız yerdeyiz tekrar. Videonun başında gördüğünüz noktadayız. Market Square'deyiz. Tam karşımızda Belfry. Belfry İngilizcesi galiba. Belfort var. Belfort Kulesi. Kocaman bir vinç eşliğinde. Vinç de sürekli dönüyor galiba. Sabah bu kadar kadraja girmiyordu. Umarız video hem sizin için faydalı hem de keyifli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz.